kalkır. Ayağınıza kolunuza sağlık. Evet, güzel. Sevgili izleyenler, gönül çırağımız Diyarbakır yolunda 8. kilometreden sizlere sesleniyor. Efendim, ikinci bölümü yine ustaların oyunuyla açtık. Devam edeceğiz şimdi değerli sanatçılarımızla birlikte inşallah. Ah aman.
Kara pirsin barınıyor, kara pirsin barınıyor. Sen güzelsin yarın yok. Ben seni çok severim, sayışın haberin yok. Ben seni çok severim, sayışın haberin yok. Oy oy demeye geldim, oy oy demeye geldim. Yar görmeye geldim, yavrum yaram nerede, benim olmaya geldim. Oy oy demeye geldim, oy oy demeye geldim. Yar görmeye geldim, yavrum yaram nerede, benim olmaya geldim. Haydi de haydi anarmadan, 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 anarmadan. Haydi de haydi bir dal kestim anarmadan, bir dal kestim anarmadan. Haydi de haydi beni yâre kavuştur, bir daha beni kavuştur. Haydi de haydi o yar canım almadan, o yar canım almadan. Karşıdayınca bitmez mi, süpür seler gitmez mi? Karşıdayınca bitmez mi, süpür seler gitmez mi? Dünya gibi kazası 15 kıza yetmez mi? Aman ilahi gelin, aman ilahi gelin. Sebebin sensin gelin, ben bir gonca gidelim. Sokudun beni gelin, aman ilahi gelin. Sebebim sensin gelin, ben bir gonca gidelim. Sokudun beni gelin. Oynayan kardeşlerimin ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili Osman Bulut'a hemen teşekkür ederek yerine oturtuyorum efendim. Ağza sağlık Osman. Üşüyen var mı efendim? Üşüyen yok değil mi? Evet sevgili izleyenler, değerli konuklar. Gönül çıramız devam ediyor. Biraz evvel baba oğul lokanta ve çiğ köfteden
Çiğ köfteleri yedik. Güzeldi değil mi? Nasıl, beğendiniz mi? Hiç ses çıkmıyordu, adamın şeyini beğenmediniz demektir yani. Güme gitti adam yani. Ha, beğenmişler, iyi tamam. Efendim şimdi bir şiir okuyacak arkadaş vardı, bakıyorum. Hakan ses veren, doğru mu okudum? Ha, gel Hakan ses veren. Ayağa kalktım arkadaşlar. Birisi kim gezerse ufak bir şey gezin. Gel Hakan, sen ne okuyacaksın burada? Ne efendim? Hadi bakalım, Fatih Kısa Parmak mı yazmış onu? İyi, aferin. Güzel. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi türkülerde kendimizi bulduk ve kendimizi kaybetmiyorsak türkülerimize sahip çıkalım. Bir de şiirlerde kendimizi bulalım. Okuyacağım şiirde herkes için mutlaka iki satır vardır. Elazığlı üstadımız Fatih Kısaparmak'tan Hayat Bana Yalan Söyledi. İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiirler yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, bense 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti kendi hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Elazığ'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilebilirdim hep hüzün türküleri söyleyeceğimi? Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi. Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım o günler, öyle uzak ki. Oysa saçaklardan titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek, kaybetmek alnıma yazılmıştı sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi. Babamın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyememiştim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Akşam treninin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanarla isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun yanımda. Aslında her insan yeniktir hayata ve biraz küskün. Son trende kalkınca son istasyondan öyle baka kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden.
hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına bile ne yazdığımı çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım. Karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur. Şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin. Söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim, ağzına sağlık. Yılı gezdim dolaştım. Zaman oldu, çok şöhrete ulaştım. Çok yerlerde çok işlere bulaştım. Vatanın elleri çok güzel ama bak koşlar diyarı en azından baş. Bir yanında Malatya, bir yanında Muş. Tunceli elinde sanayi yokmuş. Diyarbakır'da da ciğerler çokmuş. Vatanın elleri çok güzel ama kakkoşlar diyarı Elazığ baş. Kurak ver arkadaş gelen şu sese. Arap baba denen büyük nefese. Kurmuşlar bir ilim dolu medrese. Vatanın elleri çok güzel ama kakkoşlar diyarı Elazığ başka, bizim Osman'ı da getirdi aşka. O yanı pembe adam, bu yanı pembe, o yanı pembe adam, bu yanı pembe, gül pembe. Thank you.
başım kalkıver dumanım. İflah etme zarır canım, balam kaşlarım gözlerim. Seni sinemde özlerim, 6 aydır yol gözlerim. İflah etme zarır canım, balam kaşlarım gözlerim. Seni sinemde gizlerim, 6 aydır yol gözlerim. Başım gözüm veremedim, balam kaşlarım gözlerim. Seni sinemde özlerim, 6 aydır yol gözlerim. Başım gözüm veremedim, balam kaşlarım gözlerim. Seni sinemde gözlerim, 6 aydır yol gözlerim. Evet, değerli üstadımız Emel abiyi de böyle çok güzel okudu bir eserde anmış olduk. Evet. Teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık efendim. Devam ediyor muyuz? Yok, bir istirahat edin yine dersiniz efendim. Evet sevgili izleyenler, görüş sıramız devam ediyor. Şimdi kiminle devam ediyor? Sabaha kadar yok, burada değiliz. Birazdan gideceğiz. Ondan kadar olmaz. Efendim, şimdi aslında son bir ağırlama alalım bizim oyunculardan. Ondan sonra Gürkan kardeşim yine bize bir türkü okuyacak. Finale yine Osman'la, sonra gençleri sahneye alacağız. Ondan sonra bitireceğiz programımızı. Şimdi efendim kuvvetli alkışlarınızla bir ağır halay oynayacaklar Osman abi.
Teşekkür ediyoruz Osman abi. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler, görün çırağımız Diyarbakır yolunda. Efendim, Yıldızlar Otomotiv'den sizlere sesleniyor. Şimdi sırada kim var? Sırada Gürkan Soran. Gel benim gelin yarım diyecek kuvvetli alkışlarınızla. Sevgili izleyenler, gönül çırağımız devam ediyor. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Evlenin uçtan yarın, İşte alay
Çalan kardeşlerimizin ellerine sağlık. Üşüdünüz mü? Evet, biraz soğuk oldu değil mi? Evet. Bak benim gibi çekitten geçseniz. Sağlamcıyız. Evet, evet. Peki efendim, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, sizin de elinize sağlık. Evet, Osman Bulut'a teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sevgili izleyenler, gönül çıramızın da sonuna geldik efendim. Ben başta Harun Yıldırım ve saz arkadaşlarını bir alkış istiyorum onlara. Efendim, hakikaten yani her türlü organizasyonda hazırlar. Ondan haberiniz olsun sevgili hocam. Ayrıca Osman dayı, Süleyman abi ve Ömer abiye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten renk kattılar. Sevgili Gürkan Soran, ağzına sağlık. Sevgili Osman Bulut, size de çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ben veda ettikten sonra gençler davul klarnetle oynayacaklar. Ama ben veda ettikten sonra tabii. Yalnız bir şartım var. Elazığ oynayacaklarsa gelecekler. Çünkü bu yani Harput programı, başka oyun. Demin oynamadınız. Demin üç ileri üç geri yaptınız. Benim işim halk oyunları. Evet, yani onu ayıktıram ondan sonra. Evet sevgili izleyenler, şimdi ben başta Yıldızlar Oto Servisi, bu Ford oluyor değil mi? Her türlü oto mu? Ford efendim, Ford. Onu da bir reklam yapın adam. Yerindeyiz akşamdan beri, hiç ortada ne Ford söyleniyor ne o biri. Efendim bir kere Halis Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Maşallah ne güzel yer hazırlamış. Ne kadar enteresan ve çok güzel. Hava da çok güzel bence. Biz burayı gördük efendim dün. Çeketli geldik o yüzden. Ama hakikaten hava çok güzel. Rüzgar da yok. Efendim Allah işlerini rast getirsin diyorum. Sevgili Halis kardeşimin. Hakikaten Elazığ Harput musikisine ve kültürüne bakış açısı bizim için çok önemliydi. Söylediği sözleri başta sizler de dinlediniz sevgili izleyenler de. Umarım bütün iş adamlarımız, bütün Elazığlı iş adamları sevgili Halis kardeşim gibi düşünür. O zaman kurtuluruz diye düşünüyorum. Bir alkış istiyorum. Halis Yıldız efendim. Evet, davul klarnetle programımız sona erecek. Gençler oynayacaklar. Gönül çıramızın ilk programı Diyarbakır yolu 8. kilometrede Yıldızlar Otomotiv'deydi. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler. Esen kalın efendim.